Evet, sevgili izleyiciler, merhaba, hoş geldiniz. Bugün ikinci canlı yayınımızdayız. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Birinci yayınımız ve şimdi de ikinci yayınımızı yapıyoruz. Kaldığımız yerden tabii ki devam edeceğiz. Sizden gelecek olan sorulara dilimizin döndüğünce cevap vermeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Konumuz yine sağlığımız ve beslenme tarzlarımız, beslenmenin sağlığımızla olan ilişkisi ve dolayısıyla bu ilişki içerisinde yağların oynadığı rol gibi konuları birlikte işlemeye çalışıyoruz. Günümüzde temel sıkıntılardan birisi, belki de en büyük sıkıntı maalesef hastalıklardır. Toplumun büyük bir kesimi hastalıklarla boğuşuyor. Ve ne yazık ki hastalıklar her gün biraz daha müzminleşiyor. Yani kronik hastalıkların sayısı ve kalitesi de maalesef artıyor. Bunlara karşı ne yapabiliriz? Yani hasta olmamak bizim açımızdan mümkün mü? Hasta olmamak için bir şeyler yapabilir miyiz? Elimizden bir şeyler gelir mi? Bunları tartışıp konuşuyoruz. Hiç şüphesiz ki hasta olmamak mümkün. Ve hastalandığımızda da şifa bulmak mümkün. Zaten bu işlemleri hastalandıktan sonra vücudun oran onarılması işlemini vücudumuz kendisi zaten gerekli biçimde müdahale ederek yapıyor. Burada yapılacak şey vücudumuza yardımcı olmak, ihtiyacı olan temel malzemeleri eksik bırakmamak. İşte biz yine bugün acaba nasıl yaparsak, nasıl beslenirsek daha sağlıklı oluruz, daha az doktora yolumuz düşer, daha az kimyevi ilaçları yutmak mecburiyetinde kalırızı konuşacağız. İlk telefonlarımız gelinceye kadar ben konu olarak bugün biraz herkesin konuştuğu ama tam ne olduğu anlaşılmayan alkalin beslenme veyahut da vücudun alkalinleştirilmesi üzerinde biraz bir şeyler söylemeye çalışacağım. Şimdi öncelikle ekrana bugün geleceğini ümit ettiğim veya geldiğini tahmin ettiğim bir site adı var. Orada Sağlık ve Sen sitesinde benzer konuları daha anlaşılır biçimde bazen uzun bazen de birbirini takip eden makalelerle anlatmaya çalışıyoruz. O sitede gerek yağ protein kürü gibi video ve reçeteleri, gerekse de lahana suyunun hazırlanması gibi öbür taraftan da işte alkalin beslenme, vücudun baz asit dengeleri gibi konuları ve kansere kadar birçok konuyu işlemeye çalışmışız. Makaleler halinde oradan faydalanabilirsiniz. Bir de bugün birinci canlı yayınımızda bir vatandaşımız ayak yaraları ile ilgili aranmıştı. O videoyu kardeşim bulmuş göndermiş. Belki de en erken yaptığımız tecrübelerden birisidir. Bir müşterimiz ayak yaralarından, topuk yaralarından dolayı sıkıntı çekmekte olan bir müşterimizin paylaşımıdır. O arkadaşımız eğer izliyorsa tekrar ATC Vital Türkiye sitesine girerseniz topuk yaraları isimli kesiti görebilirsiniz. Yani çörek otu üzerinde yapılan çalışmaların sonuçları aslında orada da görülüyor. Topuk yaraları olan bir vatandaşımızın kısa bir sürede o yaralardan kurtuluşunu anlatan bir paylaşımı var. Evet, şimdi alkalin ne demek? Alkalin beslenmek ne demek diye bu konuya bir baktığımızda bunu en iyi kimyada asit cetveli diye bildiğimiz bir cetvel var. Bu cetvel 0'dan 14 rakamına kadar rakamları olan bir cetvelden bahsediyoruz. Ben de bulmaya çalışayım. Bunun 0'dan 7'ye kadar olan rakamlardaki aralıktaki sıvılara asidik sıvılar deniliyor. Asidik bölüm deniliyor, kısım deniliyor. 7 bu cetvelde nötr rakam kabul ediliyor. 7'den 14'e kadar da pH değerleri diyoruz bunlara.
7'den 14'e kadar olan kısım ise bazik dediğimiz yani alkalin yapıdır. İnsan vücudu peki alkalin olmak mecburiyetinde midir veya alkalin midir yoksa insan vücudu genelde asitli midir diye soru sorduğumuzda insan vücudunun mühim sıvılarına baktığımızda ki bu mühim sıvıların başında bilhassa kanımız geliyor ve hücre sıvılarımız geliyor. İnsan vücudunun 7.4 gibi veya 7. kanımız 7.34 ile 7.45 arası vücut hücre sıvılarımız ise 7.4 gibi bir pH değeri ile alkalin bir yapıda olduğunu gösteriyor. Ve vücudumuzun enerjisini ve yaşama gücünü bu alkalin yapıdan aldığı tespit ediliyor. Vücudumuzun pH değerleri asit istikametine doğru değiştikçe enerjimizin azaldığını, ihtiyarlamanın hızlandığını ve hastalıkların bizi sıkça yoklamaya başladığını görüyoruz. İşte bu sebepten dolayı hastalıkların bu yoğunlukla çoğalması bazı çevrelerde çalışmalara sebebiyet vermiştir. Bu çalışmalardan birisi de alkalin beslenme dediğimiz çalışmadır. Şimdi masamda size iki kitap göstereyim. Doktor Michael Wolliczek'in yazdığı önce herkese uygun olarak herkesin anlayabileceği ancak Almanca bir eser olduğu için sadece Almanca bilen Almanya'daki izleyicilerimize yönelik orijinal Säure Basenhaushalt diye geçiyor. Yani baz ve asit dengeleri. Bir de aynı kişinin yazdığı bir Alman doktor bu. Ve daha çok üniversitelere yönelik yazılmış veya doktorlara yönelik yazılmış bir ders kitabı diyelim. Yine aynı şekilde Praxis des Säure Basenhaushalt diyor. Pratikte baz ve asit dengelerini işleyen bir kitap yazıyor. Burada tabii ki detaylarıyla bunlar anlatılıyor. Sadece bu şekil çalışmaları bir kişi mi yapmış diye sorarsanız hayır tabii ki çok kişi var. Mesela size bir kitap göstereyim. Bu kitabın adı Kanser, MS ve AIDS'e dur diyor. Kitabı yazan Halima Nauman kendisi ağır bir kanser hastalığını yenmiş bir insan olarak. O da burada yine alkalin beslenmeyi işliyor. Ve alkalin beslenme ile kanser de, MS de, AIDS gibi hastalıkların da iyileşebildiğini, önüne geçilebildiğini gösteren bir kitap diyorum. Şimdi o zaman vücudumuzun madem ki alkalin bir yapıdayız, madem ki enerjimizi alkalin yapıda olduğumuz süreçte üretebiliyoruz, o zaman alkalin bir yapıda kalabilmek için ne yapmalıyız? Öncelikle doğan bir, yeni dünyaya gelen bir bebeğin cildi de dahil olmak üzere pH değerleri en yüksek alkalin yapıyı gösterir. Yetişkinlerde ciltlerimiz 7'nin altında yani 6,5'lara varan bir pH değerine sahipken bebeklerde bu alkalindir. 7,5'lar civarındadır. Burada iki şey, iki fikir, iki ayrı fikir konuşulur. Birisine göre vücudumuzun korunması, cildimizin korunması maksatlı olarak daha sonra pH değerleri yükselir. Başka bir fikre göre de hayır, vücudumuz üretilen asitleri dışarı taşıma vazifesinin bir kısmını da cilt üzerinden yaptığından dolayı maalesef cilde bir aslında asitlenme olarak görür. Bu noktada alkalin beslenmenin aslında son derece mühim olduğunu hastalıklara yakalanmış insanlar çok daha rahat tespit edebiliyor. Ne ile tespit edebiliyor? Beslenmesini değiştirdiği andan itibaren aslında hastalıkların beslenmesinden kaynaklandığını görerek bunu tespit edebiliyor. O zaman vücudumuzun asitlenmesine sebep olan gıdaları bilmemizde fayda var. Veya vücudumuzu diğer taraftan da vücudumuzu alkalinleştiren gıdaları bilmemiz gerekiyor. Bu arada ekranlara canlı yayın hatlarımız geliyor. Hem Avrupa'dan hem
Türkiye'den ücretsiz olarak bize telefonla ulaşma şansınız var, hatırlatmış olalım. Sipariş ve bilgi hatlarından da bize ulaşma imkanınız var. Eğer bugün canlı yayına bağlanamamışsanız şu veya bu sebepten dolayı o sipariş hatları veya bilgi hatları üzerinden bize sürekli ulaşabilirsiniz. Ayrıca bugün Almanya tatil. İnsanlarımız evdeler mi yoksa havaları güzel dışarıda mı dolaşıyorlar onu bilmiyorum ama Almanya'nın havası her zaman güzel olmuyor. Almanya demişken bir aksiyonları var şu anda Almanya'daki arkadaşlarımızın, onu size hatırlatayım. Masamda gördüğünüz şu büyük ambalajlarda şu anda bir aksiyon yürümekte. Ramazan aksiyonu olarak başladı. Aynı zamanda da ATC'nin 30. yılına denk gelmiş. Çörek otu yağlarımıza yönelik yapılmış bir kampanyadır. Bu kampanyada 500'lük, 250'lik ve 100'lük çörek otu yağlarına yönelik yapılan çalışmada şöyle bir durum var. Yine bunu marketlerinizden alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz hangi marketlerde olduğunu. Bilhassa Nordrhein-Westfalen'de çok yoğun olarak varız. Çok marketlerde mutlaka bulabiliyorsunuz. Depo marketlerde bulabiliyorsunuz. Karadağlar diye hatırlıyorum, oralarda bulabiliyorsunuz. Oradaki ürün şudur. Mesela 500 mililitrelik çörek otu yağının fiyatına aynı zamanda 250 mililitrelik bir de çörek otu yağı yanında hediye olarak alıyorsunuz. 250 şişeye düştüğümüzde, 250 şişe aldığınızda 100 mililitrelik çörek otu yağı yanında hediye konulmuş. Ambalajından da zaten anlaşılıyor. Bir de 100 mililitrelik şişelerimizi aldığınızda da bir şişe fiyatına iki şişeyi size satıcınız vermiş olacak. Bu kampanyadan mutlaka faydalanın derim. Çünkü ATS çörek otu yağlarıyla 12. senesindedir ve hiç böyle bir kampanya yapılmadı bugüne kadar. Biraz Türkiye'deki üretimin de verdiği bir katkıyla, biraz da arkadaşlarımızın işte 30. yılımıza denk geliyor, böyle bir şey yapalım arzuları. Böyle bir aksiyonu yaptık. Ne kadar süreceğini şu anda bilemiyorum. Ama şu anda faydalanabilirsiniz. Artı en azından violet şişelerde olan bu ürünleri hediye olaraktan da dostlarınıza, arkadaşlarınıza veyahut da yakınlarınıza izine giderken de verme şansınız var. Evet, şimdi tekrar şeye dönüyorum ben. Alkalin gıdaların hangileri olduğunu söyleyeyim ben size. Önce vücudunuzu asitlendiren gıdaları sayayım. Daha sonra nasıl, neden asitlendirdiğini de izah edeceğim. Bir de buna karşılık vücudunuzu alkalinleştiren gıdaları söyleyeceğim. Bazı gıdalar da nötrdür. Onu aldığınızda vücudunuzun pH değerlerinde herhangi bir değişiklik oluşmuyor. Şimdi en iyi alkalin gıdamız ve en çok tüketmemiz gereken gıda sudur aslında. Doğada, kaynaklarda eğer bir özel bir durum yoksa, bir maden kaynağı değilse, kükürtü bir sudan bahsetmiyorsak veya asitli bir maden suyundan bahsetmiyorsak, genelde doğada sular 7,5 ile 8,5 arası bir pH değerde olur. Bizim bölgemizde Adıyaman'daki suların ben büyük çoğunluğunu ölçtüm. pH değerleri bahar mevsiminde 8,5'lar civarında, sonbaharda bunlar düşüyor. Yaklaşık 7,6'lara, işte 7,5'lar gibi bir seviyeye düşüyor. O da anlaşılır bir şey. Yaz, kışın ve bahar mevsiminde yağan yağmurlar su haznelerine, su göllerine, yer altı göllerine bol miktarda mineral taşımaktadır. Ve bu mineraller suyun pH değerlerine etki yapıyor. Dolayısıyla ilk vücudunuzu alkalinleştirmek istiyorsanız ve sağlıklı olmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey günlük 3 litre civarında pH değerleri en az 7,5'un üzerinde olan bir suyu içmektir. Bu birincisi. Onun dışında yapacağımız şey şudur. Yediğinizde vücudunuzu asitlendiren gıda gruplarının başında belki ilk sırada şeker ve şeker mamulleri geliyor. Yani şeker ne kadar fazla tüketirseniz, buna çikolatalarda, baklavalarınızda, kadayıflarınızda dahil vücudunuzun asitlenmesine sebep olacaksınız. Dolayısıyla bu gruba da asitlendiren, vücudu asitlendiren gıda grubu diyoruz. Diğer bir grup
Vücudunuzu asitlendiren diğer grup ise un ve un mamulleri olarak geçiyor. Ne yazık ki günümüzdeki unlar daha çok kepekleri filan da alınmış, belki de faydalı birçok maddesi alınmış olan, sadece nişastaya dönüşmüş olan bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi biz bir vetere araya alacağız. Vetereden sonra kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Arkadaşlarımız hazırdır, bir vetere koyacaklardır. Evet, telefonumuzu alalım. Alo. Alo, merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Hüsnü, Hollanda'dan arıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda hemşeriyiz Hasan Bey. Öyle mi? Nerelisiniz? Adıyaman. Neresinden? Börgenek köyü var. Börgenek. Evet. Evet, biliyorum. Biliyorsunuz değil ben, mi? Ben yolun üzerinde. Ben Gergerliyim. Gergerli, evet. Hı hı. Evet, nasıl yardımcı vallahi, olabilirim? Vallahi yeterince yardımcı oldunuz. Öncelikle bir memleketlim olarak gerçekten bu ürünü bize tanıttığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben 3 yıldır kullanıyorum. Ha, maşallah, öyleyse eski müşterilerimizdensiniz. Evet, ben biraz da heyecan var bende. Yok, bir heyecana lüzum yok. Bak, yalnızız, kimse bile yok. Evet, dinleyen hiç kimse yok. Evet. Ben 3 yıldır kullanıyorum. Ben 2 tane kullanıyordum. Bu astımdan bronşit. Evet. Fıs fıs deniyor ya, hı hı. Türkçesi. Evet, sprey kullanıyordum. Ondan kullanıyordum. Hı hı. Onu ben 1,5 yıldır bırakmışım. Şişeyi aldım, ben ev doktoruna götürdüm. Hı hı. Çünkü şaşırdı. Nasıl dedi, geçirdiniz ya, nasıl geçti? Yani daha önce günde 2 sprey mi kullanıyordunuz? Evet, 2 sprey kullanıyordum günde 2 defa. Hı, ve şu anda 1,5 seneden beri bunu bıraktınız. Yani ihtiyaç bıraktım, yok artık. Bıraktım, evet. Tamam. Evet, hiç kullanmıyorum. Evet. Karaciğerimde benim kist peki, vardı. Peki söylüyordunuz, şişeyi doktora götürdüm dediniz. Önce bir onu dinleyeyim. Evet. Evet. Onu götürdüm işte. Dedim bununla dedim geçti dedim. Hatta söyledim yani Almanya'da eczanelerde de satılıyor diye. Hı hı. İyi dedi, o zaman devam edin dedi bana. Evet. Evet. Peki onun sizin devam sizin astım bronşitiniz kaç seneden beri vardı? O benim yıllardır. Ben bir de kalp ameliyatı geçirdim. Aha. 97'de. Ondan önce de vardı. Aha. Yani şöyle böyle bir 15 sene en azından var. Var, fazla. Evet. Bu süre zarfında tabii ilaçlar kullandınız, doktorlara gittiniz. Tabii, evet. Ama bir hemşeriniz çıktı, bir çörek otu diye bir şeyin farkına vardı. Evet. Sizlere de anlattı. Evet. Evet, çok memnun kaldım gerçekten. Peki, ben devam da ediyorum. Karaciğerle ilgili bir şey söylüyordunuz. Karaciğerde de kist vardı. Aha. Onu da işte ben senede bir sefer kontrola gidiyorum. O da yok olmuş. Maşallah, maşallah. Kemiklerimde, dizlerimde hep ağrılar vardı. İnan yani böyle 50 metre gitmeden mutlaka oturmam gerekiyordu. Onlar geçti. Kalp ameliyatı oldum. İkinci kalp kapağımda benim 4 yıl önce onda da bir çürüme başlamıştı, iltihap, romatizma vardı bende. Evet. Kalp romatizması. Hı hı. O da çok şükür geçen sene Mayıs'ta gitti. Bu sene evet. Bu sene gittim ben. O da geçmiş. Bak bir şey söyleyeceğim. Biz ilk kez konuşuyoruz değil mi ikimiz? Evet, evet. Ha, yani ben çok istedim bağlanmak. Giden haftada çok kalabalıktı. Başkaları zannedebilir ki bu bir kurgu falan diye düşünen olabilir. Bizde böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Tenezzülle etmez. Yani ilk kez sizle biz konuşuyoruz. Hayır, hayır, ben, evet. Hayır, gerçekten ben çok memnunum. Hatta ben burada ailem var. Ablamın torunu falan. O da kabızlık falan yaşlıydı çocuk. Hı hı. O da şimdi kilo aldı, kendine geldi çocuk. Yani evet. Gerçekten ben peki, faydasını sizin, çok gördüm. Peki o sizin kalp problemi de bitti mi? O ikinci kapakçık çok şükür düzeldi. Maşallah. Şimdi iltihap falan hiçbir şey yok. Güzel, güzel. Evet. Peki bir de yaşınızı... Bir de
Yaşınızı da bize bir bağışlayınız. Yaşınız kaç? Yaşım 58. 58. Demek evet. Erken davranmışız inşallah. İyi olmuş. Evet. Bütün onları atlatmışsınız. Yani, güzel. Evet. İnşallah gerçekten yani sizin sayenizde. Allah razı olsun. Ben çok çok memnunum tanıştığıma bu çörek otu yağıyla. Evet. Ben bir de şey bağırsaklarımda yani ben anlatacak gibi değil. İnanın yani anlatacak gibi değil. Neydi oradaki şey? Benim bağırsaklarımda polip vardı. Evet. 7 tane. Üf. Üçünü aldılar, 5 tanesini almadılar. Hı-hı. Tekrar kontrola gittim. O 5'i de silinmiş. Hiçbir şey kalmamış. İşte. Çünkü ben sürekli yani sabah, öğlen, akşam alıyorum. İşte bak bu bir süper bir şey bu. Yani evet. 5 tane politin bağırsaklarda evet. Bu çörek otuyla gitmiş olması bana sorarsanız bu akşamın en mühim şeylerinden birisiydi. Evet Hasan Bey inan ben yani iki sefer benim çocuğum da şahit. Ben hani şeyle hastaneye kaldırıldım yani evet. Ağrılarla. Hani nasıl söyleyeyim bir tanesi yaranın bir tanesi patlamış. Kan inceltici kullandığım için onun şeyiyle yani baya bir rahatsızlık geçirdim. Evet. Gerçekten ben o kadar memnunum. Yani anlatamam. Bel ağrılarım vardı. Benim o kalça kemiklerim ağrıyordu. Yani inanın hepsi geçti. Biraz zayıfladım. 13 kilo verdim. Maşallah maşallah. Evet. İnanın hemşerim çok güzel, çok böyle bize de bizi de sevindiren, mutlu eden çok güzel şeyler yaşamışsınız. Biraz da herhalde bir şey dikkatimi çekti. Siz düzenli günde 3 sefer en az kullandığınızı söylediniz, doğru mu? Evet, evet. Evet. Ben çok düzenli kullandım. Peki evet. Diğer ürünlerimizden de yani keten tohumu yağı falan da kullandınız mı? Onu şimdilik onu kullanmadım. Yalnız şey kullandım. Argan mı? Diğer yağ. Argan yağı kullandım. Şimdi evet. Bu arada sırası gelmişken madem ki bu kadar da fayda görmüşsünüz bir hemşerime de biraz daha bir destek olsun diye. Şimdi vücudumuzda evet. Omega 3 ve omega 6'lar dediğimiz yağ asitlerinin bir dengede olması gerekiyor. Evet. Bu dengenin evet. Bugün Avrupa için kabul edileni 4'e 1 yani 4 gram omega 6 kullanıyorsak günde 1 gram da omega 3 almamız gerekiyor. İkisinin dengede kalması gerekiyor. Bazıları daha da şeye ilerliyorlar. Diyorlar ki hayır bu 4'e 1 değil. Aslında 2'ye 1'e kadar, 1'e 1'e kadar da gitse daha sağlıklı olur diyenler var. Ama biz Avrupa için o tavsiye evet. Edilen ölçü 4'e 1'e esas aldığımızda şu sıkıntı karşımıza çıkıyor. Günümüz beslenme tarzında omega 6'lar bol miktarda var. Bolca omega 6 alıyoruz fakat buna karşılık omega 3'ler çok az. Ve aha. bu da şunu netice veriyor. Bugünkü beslenme tarzında omega 6'ların omega 3'lere olan oranı 15'e 1, 20'ye 1 şeklinde dönüşmüş ki bu da sağlıklı bir beslenme tarzı değil. Dolayısıyla bunu dengelemek için keten tohumu yağında çok yüksek oranda omega 3'ler var. %52 oranında günde en az bir kaşık da bu yağla diğer omega 6'ları desteklemenizde fayda var. Tamam? Tamam dinlerim sizi. Evet. Dinlerim gerçekten. Ben yarın da benim şey beyefendi şey Hikmet Açık Gözde. Ha bizim Hollanda yetkilimiz. Evet. Hı-hı. Ondan ısmarlıyorum işte. O yüzden ondan o yarın akşam inşallah bir de toplantımız var burada. Öyle mi? Kolay gelsin inşallah. Yarın kendisine söyleyin size bir de keten tohum yağı getirsin inşallah. Tamam inşallah. Peki çok selam söyleyin benden ben de. Çok oldu baş üstüne. Ben çok memnunum gerçekten. Allah razı olsun. Yani, bilmiyorum anlatacak gibi değil yani. Peki zaten anlattıklarınıza çok kişi de inanmamıştır zaten. O derece ilginç şeyler söylediniz. Vallahi ister inansınlar ister inanmasınlar. Çünkü ben yaşadığımı ben doktora gittiğimi hani ben senede bir sefer... Gidip şeye giriyorum, çekyaba giriyorum işte. Ben tabii bunu şey olarak, falan. Bunu biraz şey olarak söyledim. O kadar ilginç evet. Şey söyleniyor ki sıradan bir evet. insan, ilk izleyen evet. insanlar bu böyle olur mu ya diyorlar. Hatta kitaplarda evet. şu ifade çok geçiyor. Çörek otu üzerinde araştırma yapan ilim adamları çoğu kez ya böyle bir şey yok demek mecburiyetine kalıyorlar. Yani onlar da şaşırıyor. Evet. Sadece siz veya ben değil. Tamam.
Vallahi Hasan Bey, ben sizinle daha tanışmadan, bu çörek otu yayınla, yani sizin çörek otu yağınızla tanışmadan önce, ben sadece anı kendim eziyordum çörek otu yağını. Ondan kullanıyordum. O da beni rahatsız ediyordu. Onu defalarca izah ettim tabii. Yani o yeterli olmuyor. Evet. Aynı zamanda da fazla aldığınızda rahatsız edebilir. Evet. Peki, Allah şifalar versin tekrar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyiciler, tekrar sizde canlı yayında bir aradayız. Bu güzel paylaşımlardan dolayı da geçmişte bize katkı sağlamış Almanya'daki hemşehrilerimize de sevgilerimizi sunuyoruz. Ayrıca yurt dışına bir bayram geçirmiş olan yine bu değerli dostlarımızın da bayramlarını tebrik ediyoruz. Evet, kaldığımız yerden yine devam edelim istiyorum ama ondan önce bir talep geldiği için kısaca başlıklar halinde bir çörek otu yağı ile alakalı bir şeyler okuyacağım. Ondan sonra tekrar vücudumuzun alkalin beslenme dediğimizde hangi gıdaların vücudumuzu alkalinleştirdiği ve hangi gıdaların tersi, yani asitlendirdiğini işlemeye devam edeceğiz. Doktor Ahmet Toptaş'ın yazdığı Çörek Otu Tepeden Tırnağa Şifa Deryası isimli kitaptan başlıklar halinde hem geçmişte hem günümüzde hem de bizim tecrübelerimizle yaşadığımız ve hangi hastalıklar üzerinde veya sıkıntılar üzerinde çörek otunun etkili olduğunu okuyacağım. Baş ağrıları ve şuna tekrar hatırlatalım. Biz bütün hastalıkların kaynağını bir, yanlış gıda, yanlış beslenmede buluyoruz. İki, yaşama tarzımızda bunun bir ciddi manada sıkıntı olduğunu, hastalıklara sebep olduğunu biliyoruz. Üç, bir de günümüzde maalesef stres dediğimiz, herkesin konuştuğu ama çok da ne olduğunu anlatamadığımız yapıdan kaynaklanan sıkıntılar olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla hareket tarzımızı, yaşama tarzımızı, beslenme tarzımızı düzelttiğimizde hastalıklarla baş edebileceğimizi ve hastalanmayacağımızı ümit ediyoruz. Baş ağrılarına karşı çörek otu yağı tavsiye ediliyor. Nezleye karşı tavsiye ediliyor. Evet, mesela ben yıllardır hastalık nedir işin doğrusu bilmiyoruz. Yani doktora falan yolumuz düşmediği gibi ağrı kesiciler de dahil herhangi bir kimyevi ilacı kullanmak durumunda kalmıyoruz. Astıma karşı tavsiye ediliyor. Astım ve polen alerjileri bağışıklık sistemi dengelerinin bozulmasından kaynaklanan bir yapıdır. Polen alerjilerine karşı tavsiye ediliyor. Menopoz döneminde kadınların yaşadıkları bazı sıkıntılara karşı tavsiye ediliyor. Onu daha hafif atlatmaları için kullanmaları tavsiye ediliyor. Diş ağrılarına karşı tavsiye edilmektedir. Yüksek tansiyona karşı tavsiye ediliyor. Şeker hastalığına karşı tavsiye ediliyor. Dün Profesör Ahmet Rasim Küçükosta bir makale paylaşmış. O makalede bir kitap tanıtıyor. Diyor ki herkes bu kitabı, pardon, bir kişi bu kitabı tercüme etse de bütün doktorlar ve şeyler konuyu öğrense diye, kitabın adı Şeker Hastalığını Geriye Döndürmek. Yani şekeri gidermek manasında. Ben o kitabı dün sipariş verdim. Almanya'ya geldi kitap. Önümüzdeki hafta inşallah Almanya'ya gidiyorum. O kitabı aldığımda oradaki bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Yani şeker hastalığı da diğer hastalıklar gibi iyileşebilen bir hastalıktır. Bu gerek tip 1 ve gerekse tip 2 diyelim. Tip 1 iyileşmez diye biliniyor. Ama orada da erken bir müdahale durumunda organ sıkıntısı had safhada değilse, yani pankreasta insülin üreten hücreler tamamen yok olmamışsa şansımız var demektir. Kolesterola karşı çörek otu yağı tavsiye ediliyor. Burada çörek otu yağı diye okuduğum bu maddeler aslında diğer çalışmalarda da ve tecrübelerde de biliniyor ki aslında bütün bitkisel yağların vücut üzerinde 5 aşağı 5 yukarı aynı etkileri yaptı, olumlu etkiler yaptı biliniyor. Sivilcelere karşı tavsiye edilmektedir. Gelişim bozukluğuna karşı tavsiye ediliyor.
Ben bu gelişim bozukluklarının temelinde daha çok annenin hamilelik sürecindeki hem beslenmesine hem de sağlık durumuna bağlı olarak geliştiğini, ayrıyeten de bebeklerin dünyaya geldikten sonra maruz kaldıkları bazı kimyevi aşı ve ilaçların da gelişim bozukluklarında ciddi rol oynadığına inanıyorum. İspatlayabiliyor musunuz derseniz, evet, hemen hemen ispata yakın ve ispatlayabiliyoruz diyebiliyoruz. Çünkü en basitinden şunu görüyoruz, yapılan çalışmalar var. Aynı aşıları olmamış kişilerde olmayan bir şeyi, o aşıları görmüşlerde olması bunun aşı kaynaklı olduğunun aslında göstergesidir. Öbür taraftan aşı olmamış bebeklerin daha az hastalanması, aşı olmuşlara kıyasen daha az hastalanıyor olması yine aşıların aslında hastalıkları arttırdığının bir göstergesi olarak okuyabiliriz. Eklem iltihaplarına karşı kullanılıyor. Eklem iltihapları da aslında vücudun direkt asitlenmesiyle alakalı bir sıkıntıdır. Ayrıyeten kanımızın yapısının bozulması, kan dolaşımının sıkıntıya düşmesi de iltihaplanmalara sebep olur. Yeterince su içmemiş olmak da burada bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Çörek otu yağı ve suyla eklem iltihaplarına karşı da bir girişimde bulunma şansınız var. Uçuklar, uçuk daha çok dudaklarda ve cinsel organlarda karşımıza çıkıyor. İlginç olanı şudur. Uçuk sinir uçlarına yerleştikten sonra bir ömür boyu artık terk etmiyor. Yani bunu dudaklarda uçukları olan insanlar dudaklarındaki gri renkten bilirler. Dudakları artık kırmızı değil, beyaza yakın bir tondadır. Ve dikkatlice baktıklarında iğne ucu gibi tane tane olarak orada bir yapı görürler. İşte o aslında uçuğa sebep olan herpes dediğimiz virüslerden kaynaklanmaktadır. Peki her zaman uçuk olmaz, niye olmaz? Bağışıklık sisteminizin düzgün olduğu, düzgün çalışabildiği, sizin zayıf düşmediğiniz durumlarda uçuk yoktur. Ama uykusuz kaldığınız, yorgun kaldığınız, gıdanızı kontrol edemediğiniz dönemlerde ise bu virüsler şimdi sıra bende deyip harekete geçiyorlar. Ona karşı da güçlü bir bağışıklık sistemi bir çözümdür. Çörek otunu ve düzgün kullandığınızda uçuklardan da emin olabilirsiniz. Varislere karşı tavsiye edilmektedir. Zeka gelişimine karşı tavsiye ediliyor. Beynimizin %85'i sudur. Geri kalan %15'lik kısmının %60'ı yağdır ve o yağların da %30'u omega 3'lerden oluşuyor. Yani beyin dediğimizde aslında aklımıza gelen şey yağdır. Vücut dediğimizde, beyin de buna dahil, temel olarak aslında aklımıza gelen sudur. Dolayısıyla bütün hücrelerimiz de su içerisinde yaşayan canlılardır. Suyu ne kadar çok dile getirsek, ne kadar birbirimize tavsiye etsek, ne kadar insanlara anlatsak bu azdır. Mutlaka yeteri miktarda su içmeye de dikkat ediyoruz. Sinüzitlere karşı da çörek otu yağı tavsiye edilmekte. Obeziteye karşı yine tavsiye ediliyor. Bahar nezlelerine karşı tavsiye edilmekte. Saman nezlesi diye de biliniyor. Mantarlara karşı tavsiye ediliyor. Parazitlere karşı tavsiye edilmekte. Maalesef günümüzde yine kimyevilerin sayesinde, bilhassa antibiyotikler sayesinde bağırsak floralarımız tahrip olmuş. Mantarların, zararlı mantar ve parazitlerin cirit attığı bir ortama dönüşmüş. Oysa ki vücudumuzun sağlığı aslında bağırsaklarımızda cereyan ediyor. Orada gelişiyor. Buna karşı çörek otu yağını da kullandığınızda etkili bir iş yapmış olursunuz. Basüre karşı tavsiye ediliyor. Bronşitlere karşı tavsiye edilmekte. Egzamaya karşı tavsiye ediliyor. Gripe karşı tavsiye edilmekte. Gastrite karşı tavsiye ediliyor.
gastritin de temel sebepleri arasında yine yeterince su içmemiş olmak, yemeklerle birlikte fazla yemek almak ve fazla sıvı tüketmiş olmak da o anda gastritin sebepleri arasına giriyor. Prostat erkeklerde maalesef ciddi bir sıkıntıdır. Erkeklerde kanserden ölüm oranlarının büyük kısmı prostat kanseri kökenlidir. Buna karşı da çürek otu yağı tavsiye edilmekte ve kabak çekirdeği yağı prostat büyümelerinde ve prostat sıkıntılarında en etkili rolü oynuyor. Ve şunu söylememiz mümkün, ilaçla yakalayamadığınız neticeyi kabak çekirdeği ve kabak çekirdeği yağıyla yakalayabiliyorsunuz. Bu noktada erkeklerin 40'ından sonra en azından kabak çekirdeği yağını günde, ben hep 3 yemek kaşığı şeklinde kullandığım için insanlara da öyle tavsiye ediyorum, en az 3 yemek kaşığı kadar bunu hem yemeğinize koymanız mümkün, çok lezzetli bir yağ, hem salatalarınıza dökebilirsiniz, hem de direkt içebilir ve üzerine de suyunuzu içebilirsiniz. Kansere karşı tavsiye ediliyor. Kanser çalışmaları çürek otunun yapıldığı, en çok yapıldığı çalışmalardır. Ve son derece olumlu etkiler alınmıştır. Yine vakit bulursak, daha çok yayını Türkiye'de yaptığımız için diyorum, belki acaba Almanca bilen kişi çok mu azdır diye Almanca kaynaklardan çok faydalanmaya çalışıyorum. Yine de vakit bulabilirsek bugün veya başka bir günde çürek otunda, otu üzerinde kansere karşı etkilerini tespit etmek maksatlı yapılan çalışmaların bazılarını Dr. Peter Schleicher ve Dr. Muhammed Salih'in yazdığı Çürek Otu ile Tabi İyileşme kitabından bir kısmını okuyacağım. Çünkü orada çok ilginç şeyler var. Yani hem fareler üzerinden hem kemik ilikleri üzerindeki yapılan çalışmalar çürek otunun kanserde çok çok etkili olduğunu göstermektedir. Burada hatta öyle ki bu kitapta o çalışmaların yaptığı bir dönemde ki Amerika kanser laboratuvarlarının geliştirdiği, yaptığı bir çalışmadır. O günkü o günün ifadesini söylüyorum. Mevcut bütün ilaçlardan daha etkili ifadesi o makalede geçiyor. Yani o çalışmada. Evet, onun da vakti geldiğine veya bugün bir ara onu okumaya çalışacağım ve tercüme edeceğiz. Tabii ki çürek otunun bu kadar mühim etki yapmasının temel sebeplerinden biri bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerinden kaynaklanıyor. Hepatit B'ye karşı yine tavsiye edilmektedir. Aslında vücudunuz düzgün işleyebiliyorsa, savunma sistemleri düzgün çalışıyor ve güçlü ise hastalıklarla baş etme şansı artıyor ve vücudun savunma mekanizmalarının daha az mekanizmaya, bunlardan birisi de mesela iltihaptır, ihtiyaç duymasına sebep olacaktır. Kısacası bağışıklık sistemi, düzgün çalışan bir bağışıklık sistemi bir yerlerde sağlığınızın teminatı gibi görünüyor. Yani şeye benzetebilirsiniz, bir ülkenin emniyet güçleri gibidir. Ülkenin emniyet güçleri gerekli disipline, gerekli sayıya ve gerekli teçhizata sahipse o ülkede anarşi de terör de dahil olmak üzere neredeyse yok noktasına düşebiliyor ve dışarıdan bir savaş tehlikesine de maruz kalmıyor. Bunu günümüzde dünyanın işte süper güçlerini örnek verebiliriz. İslam dünyasını kana bulayanlar mesela o ülkelerde ellerini kollarını sallayarak bir anarşi çıkaramıyorlar, bir savaşa giremiyorlar. Nefes darlığına karşı da çürek otu tavsiye edilmektedir. Migrene karşı tavsiye ediliyor. Romatizmaya karşı tavsiye edilmekte. Unutkanlıklara karşı tavsiye ediliyor. Safra taşlarına karşı tavsiye edilmekte. Gaz sancılarına karşı tavsiye ediliyor. Öksürüğe karşı tavsiye edilmekte. Ve birçok kaynakta aynı zamanda cinsel sıkıntılara ve kısırlığa karşı da tavsiye edildiğini görmekteyiz. Evet, bu başlıkları okuduktan sonra şimdi tekrar az önce başladığımız ve yarım kalmış olan vücudumuzun baz ve
asit dengeleriyle alakalı kısmı incelemeye devam ediyoruz. Ne demiştik? Öncelikle vücudumuzun alkalin bir yapıda olduğu vakitte sağlıklı olduğunu, hücre sıvılarımızın pH değerlerinin 7.4'ler gibi olduğunu, kanımızın 7.34-7.45 arasında neredeyse sabit bir pH değerine sahip olduğunu gördük. Onun dışında bu değerlerin, pH değerleri asit istikametinde değiştiğinde hastalandığımızı ve yaşlanmaya başladığımızı, cildimizin buruştuğunu, saçlarımızın dökülmeye başladığını görüyoruz. Ben kendimden de bunu çok iyi biliyorum. Maalesef üniversite yıllarında başlayan bir serüvendi benim saç dökülmesi ve bu uzun yıllar çaresini bilmediğimiz, neden döküldüğünü bile anlamadığımız bir sıkıntıydı. Günümüzde de evet, beslenme alışkanlıklarımızın sebep olduğu neredeyse kalıtsal bir değişim meydana gelmiş. İnsanların büyük çoğunluğu artık saçları erken yaşlarda dökülüyor. Ama burada da yine temel sıkıntı vücudun dengelerinin, bilhassa baz ve asit dengelerinin bozulması, vücudun asitlenmesi olarak karşımıza çıkıyor. Buna da dikkat edelim. Burada da yine saç dökülmesinde de yeterince su içmemiş olmak da çok çok mühim bir faktör olarak karşımızda. Evet, birinci alkalin gıdayı, vücudumuzun alkalinleşmesinde kullanacağımız ilk saydığımız gıda neydi? Doğal, mümkün olduğunda damarcanalara girmemiş, şişelere girmemiş, demir borularda preslenmemiş bir doğal su içmek. Doğal kaynak suları bahar mevsimlerinde pH değerleri en yüksek noktadadır. 8 üzeri bir rakamlar vardır. Sonbaharda bunun azaldığını, 7.5'lara kadar, 7.6'lara kadar girilediğini söylemiştik. Dolayısıyla öncelikle günlük içmemiz gereken su miktarını istisnasız bir biçimde bunu uygulamamız gerekiyor. Ne kadar içiyorduk? Eğer ağır bir işte çalışmıyorsak, eğer yanlış alışkanlıklarımız yoksa, alkol gibi veya hazır içecekler gibi böyle bir yanlış alışkanlığımız yoksa, ağır işlerde de çalışmıyorsak, günlük 70 kilo ağırlığındaki bir insana 3 litre su kifayet etmektedir. Buna dikkat ediyoruz. Peki ikinci sırada vücudumuzu asitlendiren, birinci sırada şeker ve şeker ürünlerini demiştik. İkinci sırada vücudumuzu asitlendiren gıdalardan birisini söyleyelim. Ben sıralamayı şeye göre söylemiyorum, yani dereceye göre söylemiyorum ama ona biraz uyum sağlamaya çalışıyorum. İkinci sırada sayabileceğimiz vücudumuzu asitlendiren gıdalardan birisi de un ve un mamulleridir. Biraz karbonhidratlar diye düşünebiliriz. Aslında öyle de değil tam. Yani şey, mesela patates karbonhidrattır ama patates alkalin bir gıdadır. Yediğinizde vücudunuzu alkalinleştiren bir maddedir. Dolayısıyla alkalinleştirmek veya asitlendirmeyi kimyasal olarak baktığımızda belki izleyicimizin zihinlerini yormamak için kimya kısmına girmiyorum ama yani bir ürünün karbonhidrat olması illa asitlendirecek manası çıkmıyor. Patates örneğinde olduğu gibi. Evet, şeyi de söyleyelim. Yani un ve un mamulleri, ekmek kısmını da hafifletmede, azaltmada ciddi manada fayda var. Vücudu eğer alkalinleştirmek istiyorsak. Diğer bir gıda, vücudumuzu asitlendiren diğer bir gıda grubu et ve et ürünleridir. Et son derece aslında lezzetli bir gıdadır ve ölçülü bir şekilde kaliteli olmak kaydıyla aynı zamanda sağlıklı bir gıdadır. Yani birçok vitamin ve mineralin kaynağıdır. Onun üzerinden alabiliyoruz. Öbür taraftan ise maalesef günümüzde et kalitesinde de ciddi sıkıntılar var. Yani et kalitesine derken hijyen veya şu manada demiyorum. Kimyevileşmiş bir etle karşı karşıyayız. Yani hayvan beslenirken yemiyle birlikte bir sürü kimyevi alıyor. Bu yetmediği gibi bir sürü de ekstra veteriner üzerinden maalesef antibiyotik, hormon ve ilaçlara maruz kalıyor. Orada elde edilen et de ne yazık ki çok da sağlıklı diyeceğimiz bir et olmaktan çıkmış, aslında uzak bir durumda. Evet sevgili izleyiciler, tekrar hatırlatayım, bugün ya birinci yayına çok bağlandığınız için nazlanıyorsunuz veyahut herkesin işi gücü yerinde
Canlı yayında soracağınız bir şey yok. Telefonlara bugün pek asılmadınız. Canlı yayın hatlarımızdan bize tabii ki ulaşabilirsiniz ve sorularınız varsa biz size yardımcı olmaya çalışacağız. Yoksa ben zaten umuma yönelik, genele yönelik anlattığım bu bilgiler aslında benim yapmam yerine okullarımızda, aslında ilkokullarda başlaması gereken derslerimiz arasına, müfredata girmesi gereken konuları anlatıyoruz. Yani çocuklarımızın beslenme bilincinin değişmesi gerekiyor ki hastalıklara karşı bir çözüm bulabilirim. Ve aynı şey tabii ki yetişkinler için de geçerli ama maalesef okullarda beslenme ve beslenme sağlık ilişkilerini öğreten bir ders yok. Ve bu ne yazık ki dünyanın hiçbir yerinde öğretilmiyor. Ben onun arkasında ciddi bir sektörün rol oynadığını düşünenlerdenim. Yani bilinçli yapılıyor. Çünkü bazen sağlıklı insanlar da güzel insanlar olmayabiliyor. Yani sağlıklı olmanız başkasının hoşuna gitmeyebiliyor, zararlı olabiliyor. Öyle olunca da bu sektör acaba diyorum bu derslerin okullarda öğretilmesine engel mi olmuş? Çoğu kez ne derdik ona? Saman altında su yürütmek diye bir tabir vardır, atalarımız söylemiş. Çoğu kez de haktan yana görünüp sanki faydasınaymış gibi bir iş yapar gibi görünür ama gerçekte ise kendi faydasına olan ama diğerinin zararına olan bir işi bu şekilde yürüttüklerini düşünmek de belki çok da yanlış olmayacaktır. Şimdi dolayısıyla umuma, topluma faydalı verdiğimiz bu bilgiler, bilhassa beslenme bilgilerini şahsınızda, ailenizde, çevrenizde yaydığınız müddetçe yayabildiğiniz kadar insanlara faydalı olacağınızı burada hatırlatalım. Evet, ne yazık ki sadece etin kalitesi bozulduğundan dolayı değil. Aynı zamanda et vücutta yenildiğinde o kimyevi manada dediğimiz vücudun asitlenmesine sebep olan artıklar geride bırakıyor. Şimdi bunu konuyu çok derinlemesine gitmek istemediğimden dolayı bazı şeylere değinmiyorum ama hafiften bir şey söyleyeyim. Bir gıda vücudu nasıl asitlendiriyor diye. Vücudumuzda yediğinizde geride artık olarak kalan bazı maddeler var. Ve bu maddelerin bir kısmına baz mineraller demişiz. Tıp diyor veya kimya diyor. Bazılarına da asit mineraller deniliyor. Bu mineraller açısından gıdanın durumuna göre, yani bazı mineraller açısından zengin bir gıda ise buna baz üretken gıda diyoruz. Asit üretken mineraller açısından zengin gıdalara ise asit üretken gıdalar diyoruz. O zaman asit üretken mineralleri bir söyleyeyim size. Bir de bunları vücudumuzda bunları dengeleyen baz mineralleri okuyalım. Asit üretkenler nelermiş? Şöyle bir bakıyoruz. Asit üretken mineraller şvefil yani kükürt, fosfor, klor, yod ve silisyum. İlginçtir ki tuzlarımızda yod kullanılıyor. İlginçtir ki sularımızın bakterilerini öldürmek maksatlı klor kullanılıyor. Ve birçok temizlik ürünlerinde de bunlar karşımıza çıkıyor. Şimdi bir gıda da kükürt, fosfor, klor, yod, silisyum mineralleri varsa o gıda vücudu asitlendiren bir gıda grubuna giriyor. Eğer tersi bir gıdada şu mineraller varsa, şimdi onları okuyoruz. Natrium, sodyum yani, kalyum, kalsiyum, magnezyum ve aizin yani demir. Bunlar da temel baz minerallerdir. Bir gıda bunlar açısından zenginse o gıda da alkalin gıda grubuna giriyor. Şimdi burada en mühimlerden birisi sodyum diye karşımıza çıktı.
Sodyumun en çok karşımıza çıktığı yer ise aslında tuzlardır. Yani tuz, bilhassa kaya tuzu aynı zamanda vücudun alkalinleşmesinde de kullanılan temel bir yapı gösteriyor. Bunu da hatırlatmış olalım. O zaman vücudumuzun baz ve asit dengelerini korumak için mutlaka gıdaların hangisinin asit üretken, hangisinin baz üretken gıdalar olduğunu bilmemizde ciddi faydalar var. Bunu bilmediğimiz müddetçe biz sağlıklı besleniyoruz, düzgün besleniyoruz zannederiz ama gerçek öyle değildir. Konuyu devam edeceğim ama bir vetere daha alıyorum bu arada. Vetereden sonra tekrar canlı yayında sizlerle bir arada olacağız. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Ben Hasan Bey ile konuşmak istiyorum. Buyurun Hasan Bey, sizi dinliyor. Buyurun. Kimim bu? Evet, hoş geldiniz. Buyurun. Hasan Bey, merhaba. Merhaba. Ben Almanya'dan arıyorum. Evet. Ben sizin gerçekten faydasını gördüm. Benim bir sorum var. Benim gerçekten çok kötü rahatsızlığımda. Nasıl anlatayım? Bacağımda kemiklerim gözüküyordu. Ben çörek otu yağını aldıktan sonra 2,5 aydır içiyorum. Evet. Benim et geldi. Güzel, taze güzel et geliyor. Yani et geliyor şeye, hani kemiklerimden. Hı hı. Kapalıyor. Şimdi bu kapandıktan sonra yalnız su içemiyorum. Şey miydi? Onlar yara mıydı? Kayma dediler. Hmm. Ama çörek otuna geçtikten sonra bunlar kapanmaya başladı, et oluşmaya başladı. Peki. Yani çok güzel bir şey, daha farklı bir şey ben zaten beklemezdim işin doğrusu. İlaçlarım, çok kötü ilaçlar alıyordum. Hı hı. Sakinleştirici, sepsin, öyle şeyler alıyordum. Şimdi onları bana unutturdu. O kadar memnunum ki. Ben bu yara tekrar açılır mı? Yoksa kapandığı gibi böyle kalır mı? Ablam şöyle, vücudumuz yaratılırken yaratıcı tarafından o bütün vücudu idare eden mekanizmalar konulmuş. Vücudun herhangi bir yerinde bir arıza meydana geldiğinde o arızaları gideren mekanizmalar var. Fakat bunu yaparken şey gibi, yani tıpkı bir binayı yapan işçileriniz eğer malzemeleri varsa o binayı düzgün yapabilirler. Malzeme eksikse o binayı da düzgün yapamazlar. Hatta kendileri çalışan işçileriniz aç susuzsa onların güzel bir bina yapmasını bekleyemezsiniz. Şimdi vücudumuzda bu sistemlerin hepsi yerleştirilmiş. Burada bizim üzerimize düşen şey vücudumuza lazım olan malzemenin gıda şeklinde vücuda ulaştırılmasıdır. Bunu biz yapabildiğimiz takdirde meydana gelen arızaların büyük çoğunluğunu vücut tekrar giderebilir. Dolayısıyla siz de zaten bunu görüyorsunuz. Yani mesela şöyle bir örnek hep veriyorum. Parmağınızın bir tarafından bıçakla hafiften bir kesiveriniz veya kestiniz diye düşününüz. Kanama başlar başlar. Daha doğrusu bıçak değer değmez beyninizden hemen o bölgedeki hücrelere orayı tamir etme emri verilir. O kesilen yeri kapatma emri verilir ve birkaç gün sonra da bakarsınız ki oradan yeni hücreler tekrar eskisinden farksız bir cilt meydana getirmiş, tamir etmiş. Diğer arızalar da aynı şekildedir. Şimdi siz beslenmenizi düzeltip, bilinçli beslenmeyi öğrenip uyguladığınız müddetçe korkunuzun olması gerekmez. Bu yeniden açılır diye endişe etmeniz gerekmez. Çok. Tamam. Çok bitkindim, çok sağ ol. Vallahi yemin ediyorum çok. Öyle memnunum ki yemin ediyorum bak. Ben 2 aydır kullanıyorum. Evet. 2 ayda netice benim 36 senedir çekiyorum bu rahatsızlığı. 36 sene çok. Ben 51 yaşındayım. Hı hı. Evet. 51 yaşındayım. Doktora gidiyorum. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Gitmeyeyim mi hani? Bilmiyorum. Şimdi şöyle yapınız, yani öncelikle 36 senedir çekiyorum deyince biz burada ikimiz de Leyla ablanın yüzü, evet, acıdı. Ben de hakikaten yüzümde acıma yaşadım. İçimden bir sızı hissettim. Genç kızlığından beri. Evet, yani Hasan 36 Bey. Sene ne demek ya? Ben
10 yaşından beri çekiyorum Hasan Efendi. Şimdi gerçekten şu acı bir şeydir. Yani bu kadar gelişmiş, modernleşmiş tıbba rağmen evet. bir insanın 36 sene boyunca ilaçla ayakta tutulmaya çalışılmasını ben kabul edemiyorum. Yani kimse kusuruma bakmayacak. Şimdi tekrar hatırlatayım. Siz suyu ne kadar içiyorsunuz şu anda? Ne kadar su içebiliyorsunuz? Ben suyu aklıma gelmiyor yani. Şimdi o yanlış. Şimdi evet. yeterince su içmediğiniz takdirde vücudunuzun tam sağlığına kavuşma şansı olmaz. Doğru. Buna dikkat ediniz. Mesela şöyle düşününüz, bir bitki düşününüz, evinizde bir saksı, evet. bir orkide yetiştiriyorsunuz. Evet. O orkide, Doğru. o orkidenin çok güzel gübreli bir toprağı var diyelim. Doğru. Siz de ona mineral olarak, tuz olarak ne gerekiyorsa hepsini toprağın içerisine koymuşsunuz. Ama su vermiyorsunuz. O orkidenin yaşama şansı kalmaz. O orkide o güzel topraktan içerisine koyduğunuz mineral ve gübrelerden faydalanamaz. Ne zaman o orkide o gübreyi o güzel topraktan faydalanabilir? Ne zamanki su verirseniz faydalanabilir. Evet, doğru. Vücudumuz da bunun gibidir. Susuz kalmış bir vücudun sağlıklı olma şansı yok. 0-0-0. Tamam? Doğru. İçiniz yavaş yavaş başlayınız. Azar azar da olsa günde en az... Yani şu anda mesela diyelim ki bir 1 litreyi doldurmaya çalışınız. Günde 6 su bardağı şeklinde. Ondan sonra her gün bir yarım su bardağı ilave ederekten sonuçta 10-12 bardağa ulaşacağınız noktaya kadar uğraşmanız gerekiyor. Denerim. Devam edin inşallah olur. Kaliteli güzel Hocam, bir su içmeniz üstüne gerekiyor. Üstüne basa basa bu yağı herkese tavsiye edin ne olursunuz. Biz zaten onu yapmaya çalışıyoruz da. Tamam. Peki Allah razı olsun. Ben doktora gideyim mi? Ablam doktora bilmiyorum. Siz karar veriniz. Tabii ki eğer şeyiniz varsa, sıkıntınız varsa doktorunuza göreni veriniz. Ben size anlatsam, otursam bir masal olur. Hani inanılmayacak bir rahatsızlığım var benim. Şimdi doktorunuza gidiniz de evet. ama şunu yapınız. Yani bazı şeyleri ben ekranda söyleyemiyorum. Doktora tabii. gidiniz de yine de ilaç noktasında dikkatli olunuz. Tamam? Doğru. Peki. Allah şifalar versin. Evet. Ben ailemin yanlış tedavisiyle bu hale geldim. 10 yaşından beri çekiyorum hocam. Geçmiş olsun. İnşallah bundan sonra düzelir. Sağlıklı bir yapıya kavuşursunuz. Size razı olsun. Sizlerden başka bir şey demiyorum. Teşekkürler. Sağ olunuz. Sağ olun. Hayırlı yayınlar hocam. Sağ olun. Hayırlı günler. Sağ olun. Biz anlatalım buradan. Anlatalım. Siz de eşinize, dostunuza anlatın. Bacaklarınızdaki yaranın nasıl kapandığını anlatın. 30, görsünler. 36 senelik bir sıkıntı. Ya, genç kızlığından beri, şimdi 10 yaşından beri. Gerçekten isyan etmemek mümkün değil ya. Evet sevgili izleyiciler, bu güzel ve TR'den sonra yine canlı yayında sizlerle bir aradayız. Bugün topuk yaraları sebebiyle bir arkadaşımız aramıştı. Ki o bir seneden beri sıkıntı çekiyormuş. Oysa ki bu diğer canlı yayınımıza bağlanıp derdini izah eden kadıncağız 36 sene çekmiş o sıkıntıları. Çok iyi hatırlıyorum. İlk bağlandığında kemiklerinin göründüğünü söylemişti ve bu süre zarfında hiçbir çare bulamadığını ve kısa bir sürede çürek otuyla yaraların kapandığını da söylemişti. Evet, kaldığımız yerden biz yine devam edelim. Bugün biraz herhalde iki program olunca sizi yorduk. Öbür taraftan bayram sonrası hemen okullar tatil olmuş diye işitiyorum. Oldu mu olmadı mı tam bilmiyorum ya. Dolayısıyla biraz belki zayıf bir halka gösteriyorsunuz ama biz yine birliklerimizi anlatalım ki bir kişi de olsa bu yayınlar neticeyi bulmuş demektir. Yani bir kişiye beslenmesinde yardımcı olup hastalıklara karşı bir netice almasını sağlamak bize insan olarak yetiyor. Ama isteriz ki tabii çok kişi izlesin, çok kişi konuya iştirak etsin. Biz de daha fazla kişiye yardımcı olalım. Şimdi vücudun baz ve asit dengelerini inceliyorduk ve hangi gıdaların vücudumuzu asitlendirdiğini inceliyorduk. Son olarak et ve et ürünlerinin vücudu asitlendirdiğini söylemiştik. Maalesef bu sadece asitlendirme ile kalmıyor. Et ve et ürünleri bazı çalışmalarda
kanserin oluşumunda da mühim bir rol oynayabildiği noktasında bilgiler var. Bunlardan biri de ilk yayınımızda gösterdiğim ve tanıttığım Çin araştırmaları adı altında yapılmış olan büyük bir araştırmanın bu kitapta da sonuçları kaydedilmiş. Hayvansal proteinde çok aşırı gitmemek gerektiğini de bu arada hatırlatalım. Yani eskiden zaten et yeme alışkanlıklarımız, benim yaşlarımda olan insanlar bilirler, bugünkü gibi değildi. Yani her gün etli yemek yenilmezdi. Hatta öyle ki bizim bölgelerimizde senede bir iki sefer düzgün manada et görürdünüz. Bunlardan birisi kurban bayramlarıydı. Diğeri de sonbahar mevsiminde kışa hazırlık maksatlı olarak kesilen ve kavurmaya dönüştürülen hayvanlar kesilirken o ete kavuşuyorduk. Ama günümüzde ise maalesef neredeyse et ubur bir toplum olmuşuz. Dünya da bu şekilde et üretiyor. Bu işin bir tarafı, bir de aklıma hayvanların hayatlarına yaptığımız müdahale aklıma geldi. O işin daha da korkunç tarafı. Yani bizler bu kadar et yiyeceğiz diye hayvanların üretim tarzına baktığınızda, onların tutulma, beslenme tarzını eğer yakinen yaşama şansınız olsa emin olun vegan olursunuz. Yani bir daha et yemezsiniz. Bu şekilde gücümüz yetiyor diye onlara, hayvanlara aşırı bir haksızlık ve zulüm yapıldığını da üzülerek belirteyim. Kapalı alanlarda çoğu kez kıpırdayamayacak şekilde sadece önüne gelen yemi yemek mecburiyetine bırakılmış bir yapıdan bahsediyoruz. Evet, dolayısıyla et ve et ürünleri de az tüketilmesi gereken, hele de hastalıklarla boğuşan insanlarda bir dönem tüketilmemesi gereken gıda grubuna giriyor. Yani asit üreten gıdalara giriyor. Diğer bir son grubu söylüyorum. O da süt ve süt ürünleridir. Burada da ciddi manada bir vücudun asitlenmesi söz konusu oluyor. Bilhassa peynirlerde dikkatli olmanız gerekiyor. Fazla peynir yemekte bazı hastalıklarda, bilhassa müzminleşen hastalıklarda temel sebepler arasına girebiliyor. Çocuklarda süt, otizm sıkıntısı yaşayan otistik çocuklarda hastalığın daha da ilerlemesine, çocuğun ataklarının artmasına sebep oluyor. Bunlar ispatlı şeylerdir. Buralarda da dikkat ediniz. Zaten sütü mümkün olduğunca içmemek veyahut da 2 yaşından sonra içmemek günümüzde bilinen bir gerçektir. Ama sütün de bir lobisi var. O da bir sektördür. Orada farklı şeyler söylenir çıkacaktır. Bizim bu söylediklerimizi yalanlamaya çalışacaklardır. Veya hatta bize kızacaklardır ama doğrusu neyse onu söylemek gerekiyor. İnsan vücudu süt sindirimini gerçekleştiren enzimleri 2 yaşından sonra yavaş yavaş üretmez noktaya geliyor. Zaten hayvan sütü insana uygun bir süt de değil. Buna karşılık şunu yapmanız mümkün. Fermente olmuş şekliyle kefir veya yoğurdu tüketmeniz mümkün görünüyor. Ama peynirde durum farklı. Peynir son derece asit üretken bir yapıda. Orada biraz daha frene basmanızı tavsiye edeceğim. Bir de tabii ki kofein ihtiva eden içecekler de asit üretkenler arasında sayılması gerekiyor. Ona da dikkat ediyoruz. O zaman diyeceksiniz ki nasıl oldu yani et ve et ürünleri asit üretken, süt ve süt ürünleri asit üretken, un ve un ürünleri asit üretken, şeker ve şeker ürünleri asit üretken biz o zaman ne yiyeceğiz diye aklınıza gelebilir. Biz bu ürünleri yemeyiniz demiyoruz. Sadece bu ürünler asit üretken gıdalar diyoruz. Peki bu sizin için ne manaya geliyor? Bu şudur. Eğer bir hastalıkla boğuşuyorsanız, hele de ciddi bir hastalıkla boğuşuyorsanız, enerjinizde bir sıkıntı yaşıyorsanız, o zaman bu gıdaları azaltmanız lazım. Ne kadar azaltacaksınız? Bakın onu doğada, yaratılışta vücudumuz hem asit üretken gıdalara muhtaç şekilde yaratılmış, hem de
baz üretken gıdalara muhtaç şekilde yaratılmış. Ama orada da bir dengeyle karşılaşıyoruz. Vücudumuzda asit üretken gıda oranı %15 derken sağlıklı yapı için söylüyorum, sağlıklı beslenmelerde baz üretken gıda %85'lerde görünüyor. Ancak bu tablo da değişmiş. Geçmişte insanlar doğal beslenirken gıdalarının %15'i asit üretken, %85'i baz üretkenken günümüzdeki beslenme tarzı sanayi beslenmesine dönüşmüş. Sanayileşmiş bir gıdadan bahsediyoruz ve neredeyse gıdaların tamamı asit üretken gıdaya dönüşmüş. Hal böyle olunca da siz çok dikkat etmiyorsanız, çok işin bilincinde değilseniz sağlıklı beslendiğinizi zannederken asitlenmiş, hastalıklara maruz kalmış, arızalarla boğuşan bir vücuda sahip olmanız hiç uzak bir ihtimal değil. O zaman hastalık varsa, bir hastalıkla boğuşuyorsanız bir asit üretken gıdaları tamamen kesmek lehinize olabilir. İki, eğer biraz daha sağlıklı olmak, biraz daha uzun yaşamak, daha dinç olmak, daha enerjik olmak istiyorsak yine asit üretken gıdaları azaltmak gerekiyor olabilir. Bu da şunu söylüyor bize. Bir, hazır yiyecek ve içecekten uzak duracağız. İki, asit üretken gıdaları azaltacağız. Üç, alkalin gıdayı öne çıkaracağız. Peki nedir alkalin gıdalar? Mesela asit deyince insanlar zanneder ki limon asit üretkenmiş gibi gelir insana. Limonun kendisi veya limon suyu kimya olarak asittir. Doğrudur. Ancak vücutta asit üretkenden kastedilen bu değil. Bu bahsettiğimiz minerallerin gıda metabolizmada işlendikten sonra geride kalan artığı kastediyoruz. Aslında bu noktadan baktığınızda bütün literatürlerde de zaten limon alkalin bir gıda olarak geçiyor. Yani limonlu beslenmek alkalin bir beslenme tarzıdır aslında. Öyle olunca sebzelerin neredeyse tamamı, birkaç tanesi belki hariç, alkalin yapı gösteriyor. Yani onu yediğinizde vücudunuz alkalinleşiyor. Meyvelerin de büyük çoğunluğu, neredeyse orada da tamamına yakını yine alkalin bir yapı gösteriyor. Yani onları yediğinizde vücudunuzda bir alkalinleşme söz konusu. Öbür taraftan yağlara konu geldiğinde, ki bizim de temel konumuz olan yağlar, yağların büyük çoğunluğu nötrdür. Yani vücudun baz asit dengeleri üzerinde eksi veya artı istikamette bir etki yapmamaktadır. Bu sebepten dolayı da nötr gıdalar arasına girer. Yağlarda asit üretken gıda konumunda ben tek bir yağı hatırlıyorum. O da maalesef Avrupa'da da gıda yağı olarak kullanılır. Kanola yağıdır. Mazot üretiminde kullanılan aslında bir yağdır. İçerisinde %9'lara varan, bu da ilginç bir şey, omega 3'leri vardır. Bu omega 3'ler sebebiyle ihtimaldir ki gıda yağı olarak bu sebepten bu yoğunlukla kullanılıyor. Ama öbür taraftan da çok benim en azından tavsiye etmediğim bir yağ cinsidir. Bunu da bu arada hatırlatalım. Evet, epey bir konu işledik bugün. Telefonlar olmayınca işleyecek konu da bulabiliyoruz ve kendimizi anlatma şansımız oluyor. Diğer bir konu, bu alkalinleştirme sürecini başlattığınızda vücudunuzda, beslenme tarzınızı değiştirdiğinizde hem hafiflediğinizi hem kilo vermeye başladığınızı ve enerjinizin arttığını göreceksiniz. Ben aklıma bir şey geldi, onu söyleyeyim. İhtiyarlama, yaşlanma süreci üzerinde yapılmış çalışmalar var ve halen de devam ediyor. Yani insanlık tarih boyunca ölümsüzleşmek, uzun yaşama gayretini hiçbir zaman elden bırakmamış. Ebedi yaşama arzumuz sürekli vardır ve uzun yaşama isteği de herkesin arzu ettiği bir şeydir.
en azından sağlıklı insanlar uzun yaşamayı arzu eder. Şimdi uzun yaşamaya yönelik yapılmış çalışmalarda karşımıza çıkan bir şey var. Bilhassa Japon tıbbında öne çıkıyor. O da şudur. Deniliyor ki ilk gıdayı aldığınız andan itibaren bebeği düşününüz. O ilk gıdadan itibaren vücudunuzda ki bu bir dahaki konumuz olabilir. Bir dahaki programda üzerine düşebiliriz. Yani sadece gıdayla gelen asitler değil, aynı zamanda vücudun ürettiği ve yine dışarı taşınması gereken bir asit daha var. Ki bu karbonik asit diyoruz. Hücre enerji üretirken karşımıza çıkan bir asittir. Bu asitin de vücuttan dışarı taşınması gerekiyor. Onu sonraki süreçte işleyeceğiz ama şu anda söyleyeceğim konu aslında bununla alakalı. Bilim adamları şunu söylüyor. Diyorlar ki, aldığımız ilk lokma ile ilk gıdayla birlikte vücudumuzda üremeye başlayan veya üretilen asitler, metabolizma artıkları vücuttan birebir dışarı atılabilse, yani %100 sıfır artıkla dışarı taşınabilse ihtiyarlamayız diyorlar ve ölmeyiz diye bir düşünce tarzı var. Ölüm ayrı bir konu olmakla beraber yaşlanmada asitlenmenin çok mühim bir rol olduğu bugün kabul edilir ve bilinen bir gerçektir. Cildinizin buruşması, saçlarınızın dökülmesi, tırnaklarınızın zarar görmesi, öbür taraftan hastalıkların sizde, vücudunuzda hakimiyetlerini kurması da vücudunuzun asitlenmesiyle alakalı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu konumuzu da bugün itibariyle burada noktalıyoruz. Demek ki alkalin beslenme denildiğinde, ha bir şey daha söyleyeceğim. Günümüzde bazı moda alkalin beslenme tarzları var. Bunların başında alkalin su üretimleri veya karbonat veyahut da işte İngiliz karbonatı diye bilinen veyahut da Almanya'da natron diye bilinen sodyum bikarbonat dediğimiz bir yapıdır. Sodyum bikarbonat aynı zamanda midemizin gıda sindirimi maksatlı ürettiği temel iki sıvıdan birisidir. Bu sıvının birisini vücudumuz öncelikle bu sıvıyı depolayan, kullanan bazı organlarımıza, karaciğer, dalak gibi organlarımıza, pankreas gibi organlarımıza yönlendiriyor. Sindirim sistemi mideden bağırsağa geçiş yaparken 12 parmak bağırsağından itibaren bu sıvılar tekrar gıda sindirimini düzenlemek maksatlı olarak safra kesesi ve şey üzerinden pankreas üzerinden gelen sıvılarla desteklenir ve sindirimi kolaylaştırır. Dolayısıyla günümüzde bundan hareketle bazı çevrelerde bu natrium bikarbonat veya sodyum bikarbonat veya İngiliz karbonatı kullanılır, tavsiye edilir. Zaman zaman ben de tavsiye ediyorum ama benim tavsiye ediş tarzım biraz farklı. Ne zaman tavsiye ediyoruz? Eğer biz vücudumuzda ciddi manada bir asitlenme olduğunu biliyorsak, artı mideyi bozmuşsak, yani bilhassa bu işte Ramazan ve Kurban Bayramlarında birçok insanın başına gelebiliyor, bağırsakları mideyi bozmuş, ishal olmuşsa, bu insanlar acil müdahale tarzı olaraktan sodyum bikarbonat dediğimiz bu maddeden faydalanabilir. Ne yapabilir? Bir çay kaşığı kadar bir sodyum bikarbonatı bir litre suyun içerisinde eritip onu yavaş yavaş içtiğinde o ishal durumu, midenin bozulma durumu, o ekşime durumuna müdahale etmiş olur ve hızlıca netice alabilir. Diğer bir şey ise, yani burada gerekli ve bu şekilde kullanabilir diyoruz. Zaman zaman yine kendinizden, asitlendiğinizden şüpheleniyorsanız, alkalin bir su içeyim diyorsanız, yine bu şekilde 1 litre kadar suya bir çay kaşığı kadar koyup içilebilir ama burada dikkat edeceğiniz şey şudur. Kesinlikle yemekten hemen önce ve yemekle birlikte veyahut da yemekten 2 saat gibi bir mesafe geçmeden, süre geçmeden kesinlikle
bunları bu şekilde kullanmıyorsunuz. Kullandığınız takdirde midenizin sindirim gücüne engel olursunuz. Gıdanın midenizde çürümesine sebep olursunuz. Bu kaş yapayım derken göz çıkarmaya benzer. Yani alkalin bir sıvıyı alma vakitlerinizi de düzgün belirlemeniz gerekiyor. Bunlara da ben şunu söylüyorum. Beslenmenizi düzgün yaptığınız takdirde kaliteli bir gıda, bilinçli bir beslenme tarzınız varsa ekstradan bir alkalin su içmeniz de işin doğrusu gerekmiyor. Bunu da bu arada hatırlatmış olalım. Ben şimdi bir vetere daha isteyeceğim ve bugün programımızı bitirmiş olacağız. Alakanızdan, izlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. İnşallah bir dahaki programda bu programı istisna olarak pazartesi yaptık. Haftaya çarşamba günü aynı saatte sizlerle canlı yayınımız olacak. Yine bekleriz sizleri de ekranlarınızın başına. Hepinize hayırlı güzel bir yaz mevsimi geçirmenizi diliyorum. Ramazanınız geçti, bayramınızı yaptınız. Bundan sonra sağlığınıza yönelik bir çalışma içerisine girerseniz emin olunuz daha doğru bir iş yapmış olursunuz. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. Buyurun, günaydın. Günaydın. Benim yağlar hakkında sorularım olacaktı. Buyurun. Ben çörek otu yağını devamlı kullanıyorum. Onun yani şeyini öğrendim, faydalarını öğrendim. Şimdi sormak istediğim argan yağı hakkında şeyim, bilgi almak istiyordum. Ondan da ısmarladım fakat nelere faydası var? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de çörek otu yağıyla birlikte beraber alınabilir mi? Onu soracaktım. Ablam hemen kısaca bir izah edeyim ben. Hoş geldiniz. İyi günler. Argan yağı da çörek otu yağı gibi şifalı yağlar arasında biliniyor. Evet. En mühim özelliği argan yağının antioksidan özelliğinin çok yüksek oluşu. Mesela zeytinyağıyla kıyasladığımızda zeytinyağından 2-3 kat daha fazla bir evet. E vitamini ve fakat çok daha farklı bir E vitamini ihtiva ediyor. Yani antioksidan yapısı çok kuvvetli. Fransa Metz Üniversitesi'nin yaptığı bazı araştırmalar günümüzde biliniyor. Bunların mesela bir tanesinde cilt üzerindeki nörodermitis hastalarında yapılan araştırmalarda 4 hafta zarfında nörodermitisin tamamen yok olduğunu hastaların büyük çoğunluğunda. Ayrıyeten yine Fransa'nın bu araştırmalar arasında argan yağının üretildiği, yetiştiği ülke olan, tek ülke olan Fas'ta, Maroko'da kadında göğüs kanserlerine, erkekte ise prostat kanserine neredeyse rastlanmıyor. Bunun argan yağıyla ilişkilendiriliyor ve hücre yenileme özelliği vardır. Yani gençleştirme yapısına sahip hem cilde kullanılabiliyor hem yemeklerimizde kullanabiliyoruz. Fakat çok değerli bir yağ olduğu için yemekte zayı olur düşüncesiyle isteyen sadece kendi tabağındaki yemeğin üzerine koysun pişirme değil de ben genelde öyle yapıyorum. Yani salatama dökebiliyorum, güzel bir et yemeği gelmiş veya bir çorba gelmiş bir kaşık ona dökebiliyorum. Çok güzel de bir aroması var. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Argan yağını çörek otu yağıyla beraber kullanmada hiçbir mahsuru yok. Hatta günlük yağ ihtiyacımızın 5-6 kaşık olduğunu da bu arada hatırlatalım. Sıvı yağları kastediyoruz. Evet, ben sizin abonenizim. Devamlı çörek otunu sipariş ediyordum. Hatta bu hafta yine 6 şişelik bir siparişim geldi. Peki siz bunların ne? İçinde bir şişede argan yağı denemek istedim. Bir de keten tohumu yağını. Şimdi ben sabahları 2 kaşık aç karnına çörek otu alıyorum. Evet. Ondan sonra 1 kaşık argan yağı alıyorum öğlene doğru. İkindi üzerine doğru 1 kaşık keten tohumu alıyorum. İçiyorum yani. Evet. Akşam yine 2 kaşık çörek otu yağı öyle kullanıyorum. Bilmiyorum faydalı mıdır değil midir? Vallahi ben hep övünüyordum diyordum. En çok yağ kullanan benim diyordum. Galiba siz benden de fazla kullanıyorsunuz. Yaptığınızda bir hata yok. Evet. Sadece ekonomiyle alakalı bir şeydir. Doğru bir şey yapıyorsunuz ama siz neye karşı kullandınız çörek otu yağını? Ben çörek otu yağını daha önce de sizin canlı yayınınıza bağlanmıştım çarşamba akşamı. Uzun zamandır ayak ve kollarımda inanılmaz derecede ağrılarım vardır. Ve bu ağrılarıma doktorlar hiçbir çare bulamadılar.
Herkes kemik çektiğini bilir. Mesela sizin şeylerinizde, yayınlarınızda hani başında kis olan hanımın şeyini, evet, ciddiyetini duyduk. Ondan sonra hiç hamile kalmayan bir hanımın hamile olduğunu duyduk. Onlara göre onlar ciddi ama bana göre benim ağrılarım çok ciddiydi. Gerçekten çok müşkül durumdaydım. Felç olmuştum. Kollarım kıpraşmıyordu. Ayaklarım yürümüyordu. Ama bu çörek otu yağını kullanmaya başladım. Tesadüfen sizin yayınınıza rastladım. Ondan sonra bir deneyeyim dedim, yani her şeyi denedim bir fayda olmadı, bir de bunu deneyeyim dedim. Ondan sonra önce Allah'a çok şükürler olsun, hani Allah nasip etti. Size de çok teşekkür ediyorum, siz de sebep oldunuz. Ben şimdi o çörek otu yağı sayesinde kol ve bacak ağrılarından kurtuldum, bunlar yok. Onun için bir de şeyi deneyeyim dedim, yani arzen yağından işte keten tohumunu. O yüzden bu seferki siparişimi 6 şişelik olarak verdim. Onları da deniyorum yani. Bir sorayım dedim nelere faydaları var diye. Peki şeyi sorayım ben, siz kaç sene o ağrıları çektiniz? Ben aşağı yukarı 5-6 senedir o ağrılarla uğraşıyorum. Devamlı iğnelerle hani ayakta duruyordum. Son zamanlarda iğneler de fayda etmedi. O yüzden işte dediğim gibi çok çaresizdim. Allah'a şükür tesadüfen sizin yayınınızla hani karşılaştım. O da Allah'a şükürler olsun, bana vesile oldu. Size çok teşekkür ediyorum. Ben bu ağrılarımdan çörek otu yağı sayesinde kurtuldum yani. Şimdi gayet güzel yürüyorum. Kollarım hareket ediyor. Hiç o felç durumum kalmadı yani. Peki ben size daha güzelini söyleyeyim. Emin olun, evet, öyle şeyler tarif ettiniz ki eğer erken tedbir alınmazsaydı genç yaşlarda beyinden kaynaklanan nörolojik hastalıkların da birçoğuna yakalanma riskine karşı karşıyaydınız. Bunlardan inşallah bir şekilde artık kurtulmuş oldunuz. Yağların diğerlerini de aynı şekilde kullanma şansınız var. Yani keten tohumu yağı, zeytinyağı, günlük hayatımızda yağlar sudan sonra en önemli yeri tutuyor. Suyu da tabii ki programlarımızı izlediğiniz için mutlaka yeterince su da artık içtiğinizi düşünüyorum. Önceden su içmeyi de o kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Ona da gene çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde öğrenmiş oldum. Şimdi en az 3 litreyi, onun üstüne de çıkıyorum bazı günler ama o 3 litreyi mutlaka içiyorum. Ondan önce bu kadar suyun ciddiyetli olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden yine size de tek teşekkür ediyorum yani. Peki ben size teşekkür ediyorum. Diğer izleyicilerimiz için bir şey daha söyleyeyim. Doktor Batman Halit'e göre günümüzdeki hastalıkların, yani tüm yanlış beslenmelere rağmen büyük bir kısmının sadece günde 3 litre düzgün su içmek kaydıyla önlenebileceği şeklindedir. Ben buna %100 inanıyorum. Yani su deyip geçmeyeceğiz bundan sonra. Mutlaka çocuklarımız da dahil, bilhassa ihtiyarlarımız susadıklarını bilmezler. Su hisleri kaybolur. Onlara bilhassa çok dikkat etmemiz lazım. Günlük düzgün bir biçimde, güne yayılmış biçimde 10-12 bardak suyu herkesin mutlaka tüketmesi gerekiyor. Bu güzel paylaşımınız için de size teşekkür ediyoruz. Evet, ben çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Hayırlı günler. Hayırlı yayınlar, iyi günler diliyorum. Teşekkürler.